İyi bayramlar diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Şimdi adayların bayram sofralarında adaylara bir takım sorular yönetiliyor. Hangi şehirde okuyacaksın? Hangi bölümü seçeceksin? Aa, o bölümü seçeceksin ama sonrasında iş bulabilecek misin kolaylıkla? O yüzden işsiz kalmayacağım bölümleri seç. Ama o şehre gidiyorsun da şimdi bunca yaşananlardan sonra acaba güvenilir bir şehir mi orası? Çok fazla bu dost sohbetlerinde, bayram sohbetlerinde soruya maruz kalacak genç aday arkadaşım. Üzülme, Habertürk ekranlarında yolun başındayken programında sizlerle buluşuyoruz. Ailelerinizi de ikna ederken bazen söylüyoruz sizlere, programımızı izletin, ikna argümanları sunacağız size diye. Çünkü hayatta hiç duymadığı bir bölümle karşılaşabiliyor aileler ve dolayısıyla bu bölüm mezunu nerede çalışıyor ki acaba diyor. Onlar da haklı. Lütfen onların kaygılarını da anlayın, herkesi dinleyin. Ama kararı siz vereceksiniz. Gerilimi arttırmak istemem ama zor bir karar. Çünkü bundan sonra hayatınızı etkileyecek önemli bir dönüm noktası. Her şey demek değil, yolun sonu demek değil asla. Programlarımızda vurguluyoruz. Diyoruz ki o okulun kapısından içeri girdikten sonra bunun çift ana dalı var, yan dalı var, öğrenci kulüpleri var. Yönünü de değiştirebilirsin ama önemli bir karar. Gelin bugün şehrin önemine değinelim. Üniversitenin bulunduğu şehir üniversiteyi çok etkiliyor. Şehir üniversiteyi üniversite şehri dönüştürüyor. Bunları konuşacağız ilk bölümde. Gaziantep'e uzanacağız. Hepiniz hoş geldiniz. E-öğrenme belki de normal bildiğiniz bu yüz yüze öğrenmenin klasik sistemin çok çok daha ilerisine geçecek. Online eğitimler, o çok beğendiği yurt dışındaki üniversitelerin hocalarıyla temas, artık her şey mümkün. Biraz da öğrencide bitiyor değil mi? Her şey onların elinde. Ebeveynler, dostlar, doğa, evrende yaşayan herkes bağlamın içerisinde. En az ders kitapları kadar önemli, belki onlardan daha da önemli bir dünya. Ya acaba bugünkü mesleklerin kaçı olacak? Farklı iş alanları gelecek. Ben her dönem ayakta kalabilecek miyim? Bir numaralı yetkinlik, adaptasyon yetkinliği. Adaptasyon. Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilme. Üniversiteler düne kadar meslek edindirme yerleriydi. Şimdi asıl geleceğe hazırlama. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Veysi İşler bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyoruz. Şimdi bayramda adayın gündemi farklı. Sadece bayram değil, bayram sonrası. Umarım bayram sevinciyle karşılayacağı bir döneme girer. Çünkü tercih dönemi başlayacak. Ve umarım bu son pandemiyle geçen bayram olur. Evet, gerçekten son bayram öyle olur bu şekilde. Umuyoruz geçen. Ki. Umuyoruz evet ki. Şimdi 6 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemi, 14 Ağustos'a kadar sürecek. Ama aslında şimdiden başladı. Yani şöyle ki araştırmaya başladılar geçtiğimiz yıllardan bu yana. Şu son dönemde bazı alanlara ilgi biraz daha arttı. Bu alanlardan biri de bilgisayar mühendisliği. Her evet zaman artıyordu ilgi ama şu son yaşadıklarımız gösterdi ki mühendislik gerçekten çok önemli ve hayatın her alanında. Dolayısıyla tercihleri çok etkileyecek. Ama gelin önce Gaziantep'ten biraz bize haber verin. Gaziantep'te durum evet nasıl? Gaziantep'te öğrencilik nasıldır? Evet, teşekkür ederim tekrar. Şimdi tabii bayram geliyor. Ben şunu da bir reklam yapmış olayım. Gaziantep'te baklava biliyorsunuz çok dünyaca ünlüdür baklava. Ve oradaki işletmeler de sanayinin dışında diğer gastronomi işletmeleri de gerçekten çağa ayak uydurmuş işletmeler. Hmm. Tavsiye ederim. Hı hı. Online sipariş verebiliyorsunuz. Hı hı. Biz hı hı geçen bayramda yaptık, çok da iyi oldu. Hı hı. Baklava, Antep fıstığı vesaire. Şimdi şeyde baklavada inovasyon. O inovasyon tabii. Şimdi Gaziantep inanılmaz bir şehir. Yani evet, Güneydoğu Anadolu'da çok güvenli bir şehir aslında. Gerçekten çok güvenli bir şehir. 2 milyon nüfusu var ama orada birçok farklılık var. Yani önce özellikle bir sanayi şehri. Evet. Yani Türkiye'de en çok ihracat yapan bazen 5. bazen 6. şehir oluyor Ankara'dan sonra. Bazen hmm Ankara'nın önüne de geçebiliyor. Hmm. Düşünün, orada inanılmaz bir sanayi var. Türkiye sanayisi ve onlar ihracata yönelik yapıyor. Yönelik faaliyet sürdürüyor. Üstelik bu faaliyetlerin sonucunu da ihracatla hı hı sonlandırıyor. Bu çok önemli bir şey gerçekten. En son Türkiye'nin en büyük sanayi araştırmalarında 26 şirket
Gaziantep'ten ilk 500'e girdi Türkiye'de. Bu çok önemli bir şey. Sanayiyle iç içe. Sanayiyle iç içe. Yani biz de üniversite olarak aslında sanayiyle olabildiğince iç içeyiz. Yani o mesela organize sanayi bölgesiyle birlikte teknokentimiz var. Ve şimdi yeni bir tesisimiz daha açılacak. Sanayi ticaret odası, sanayi odası sürekli onlarla çalışıyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Ama onun ötesinde kültürel çok enteresan bir şehir orası. Evet, çok fazla medeniyete de ev sahipliği yapmış. Evet. Zeugma dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri Gaziantep'te. Doğru. Bir de şimdi Türk Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor. Türkiye'de tek ve ilk olacak. Müthiş bir proje. Ben de o projenin bilim üyesiyim, bilim kurulu üyesiyim. Onun yanında tabii şey de çok önemli. Oradaki bilimsel sanat ve bir takım girişimciler için çok ciddi olanaklar var aslında. Yani Gaziantep'e baktığımda ben böyle gelmeden bir çalışmıştım. Tabii mesela gastronomi de çok enteresan. Dünyadaki 9 şehirden biri oldu. UNESCO'nun listeye aldı. En son geçen seneydi sanırım Hatay'da girdi. 10. Şehrimiz Hatay ama Gaziantep yıllar önce bir UNESCO'nun gastronomi şehri oldu. Bir yutkundum ben şu anda mesela. Bir yutkundum aklıma o. Gelen bir sürü şey oldu. Şimdi ben tabii Ankara'da, İstanbul'da çok yaşadım. Özellikle Ankara'da çok yaşadım. Ve sırf oradan, Ankara'dan Gaziantep'e hafta sonu yemek yemeye gelen gençler var. Büyükler var, küçükler var. Evet. Sırf onun için gelenler var. Evet. İnanılmaz bir şehir. Yani yenilikçi bir mutfakları var. Geçen sene örneğin vardı. Bir festival düzenlendi. Tabii festival düzenlenince gastronomi festivali. Biz üniversite olarak da hemen şunu yaptık aslında. Bir gastro bilişim hekatonu yaptık. Yani çevremizde olup bitenlerden mutlaka haberdar olup orayla entegre olup oralara çözümler bulmaya çalışıyoruz. İşte programın başında tam da onu söylüyordum. Şehir üniversiteyi dönüştürüyor. Evet. Üniversitede bulunduğu coğrafyayı şehri dönüştürüyor. Bu çok karşılıklı bir süreç değil mi? Çok. O yüzden de öğrenciyi çok etkiliyor bulunduğu şehir. Ama Gaziantep'te çok fazla sayıda öğrenci de var. Yani tabii 4 üniversitemiz var. 4 üniversiteye ulaştı. Tabii 4 üniversitemiz var. Ve çok eskiye dayanan bir üniversite kültürü var zaten. Sanayi üniversiteleri, üniversiteler sanayi çok etkiliyor. Bakalım nasıl etkileyecek asıl şu COVID-19 sonrası aileler öğrencilerini şehir dışına, evlatlarını şehir dışına okumaya gönderirken çekimser kalacaklar mı? Bununla ilgili öngörünüz nedir? Şimdi bütün üniversiteler için soruyorum. Tabii şöyle yani yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler bunlarla ilgili bazı önlemler alıyor. Tabii YÖK olsun, Sağlık Bakanlığı olsun bir takım planlamalar yapıyor. Bizim üniversite bu alınan önlemler, kararlar, kurallara son derece iyi bir şekilde uyuyor. Dolayısıyla biz üniversitemizde yeni öğrencilerimizi ve mevcut öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Tabii önlemleri alarak bekliyor olacağız. Nasıl bir kampüs ortamı bekler öğrenciyi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Yani çok gelişmiş bir şehir var orada. Hem sanat hem kültürel açıdan hem de teknolojik açıdan çok gelişmiş bir şey var. Mesela Türkiye'nin belki de en gelişmiş fabrikası orada. Karanlık fabrika dedikleri bir fabrika var. Yani insanın içinde olmadığı bir fabrika var, düşünün. Tabii böyle olunca bakın Teknofest'i biliyorsunuz. Evet. Teknofest ilk kez İstanbul dışında Gaziantep'te yapılıyor. Bakın Eylül'de yapılacak. Umarım bu pandemi sürecini de yöneteceğiz hep birlikte ama bu çok önemli bir gösterge. Şimdi kampüse gelince de şöyle bir şey var aslında. Kampüsümüz çok orijinal, özgün bir mimariye sahip, bütünsel bir mimariye sahip. Hem işlevsel, hem estetik, hem de konfor açısından ya Türkiye'deki sayılı kampüslerden birine sahip aslında. Müthiş. Yani her gelen nerelerden öğrenciler gelir kampüsün içine? Bizim, yani bir oryantasyon, diyelim ki öğrenci İzmir'den çıktı. Geldiği zaman orada bir oryantasyon olur mu? Bir sıkıntı yaşar mı? Nasıl bir kampüs ortamıdır? Böyle şimdi şöyle, tabii ne canlansın kafasına? Şehirle çok iç içeyiz ama biz şehrin dışındayız. Şehrin dışındayız, ayrı bir şehir aslında. Gaziantep içinde ayrı bir şehir. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışında öğrencilerimiz var. Uluslararasılaşma konusunda çok iyi bir üniversiteyiz. Yani ben de orada dersler verdiğimde, sınıfımda
Yani en az böyle %20-30 civarında dışarıdan uluslararası öğrencilerle derslerimizi yapıyoruz. Tabii İngilizce dilini kullanıyoruz eğitimde. Yani tabii ilk geldiklerinde şunu söyleyeyim. Bir şey dönemi oluyor, bir oryantasyon. Hı hı. Önce bir yemek yeme süreci sonra oluyor. Sonra bir kilo almaya başlıyorlar. Kilo almaya başlayabilirler. Ondan sonra bizim diyetisyenlik ve beslenme diyetisyenlik bölümü var. Devreye giriyor falan. Ve tabii o konuda çok profesyonel, çok sistematik ve hakikaten iyi hazırlanmış karşılama ve hazırlama süreçlerimiz var. Yani öğrencileri tabii oraya adapte etmek için son derece profesyonel çalışıyoruz. Şimdi bir alanınıza da biraz gelmek istiyorum. Tekrar üniversitenin genel yapısından bahsederiz ama sizin bulmuşken hazır bilgisayar mühendisliği. Evet. Şimdi şunu gösterdi aslında bu yaşadığımız süreç. Mühendislikle eşleşmeyen bir alan yok gibi. Yani tıp, sağlık, eğitim. Hatta ilk öğretime hukuk, doğru gitti biliyorsunuz. Evet, sistem diye bir şeyden söz ediyor yıllardır. Şimdi sizin aile boyu bilgisayar mühendisi olduğunuz da düşünülürse, oğlunuz da bilgisayar mühendisi. Kızım da öyle bu arada. Kızınız da öyle. O da yeni mezun oldu. Bir yönlendirme var mı? Yok, baskı yok. Kendileri seçtiler değil mi? Kesinlikle baskı yok. Öyle babadan oğla, babadan yok, kıza yok. Diye öyle bir baskı yok. Tabii biz onlara aslında bölümleri tanımalarını hep tavsiye ediyoruz. Benim de tavsiyem adaylara bu. Önce bölümleri tanıyın. Hatta o meslekleri icra eden, yani mühendis vesaire, psikolog veya diğer mesleklere sahip kişilerle mutlaka konuşun. Ama işini sevenle konuşsun. Evet, işini hani sevenle konuşsun. Hani bıkmış, yılmış, tükenmişlik sendromundayım. Artık bu saatler, çalışma saatleri diye söylenici yolda olan değil de öğrenici yolda mutlu. Çok doğru. İşini severek yapanla konuşsun. Çok doğru. Onlarla mutlaka gerçekten önce bir öğrensin, bilgilensin. O çok önemli. Arkasından da tabii ki şehir önemli ama Gaziantep burada gerçekten iyi olanaklar sunuyor. Üstelik yani bu eğitim dediğimiz şey, üniversite eğitimi 4 yıl ya da 5 yıl. Onu çok etkin kullanmanız gerekiyor. Neler bekleniyor öğrenciden? Biz ne konuda yetiştiriyoruz öğrencilerimizi? Tabii ki o meslekleriyle ilgili bilgi sahibi oluyorlar, deneyim sahibi oluyorlar. Onları da anlatacağım şimdi size. Orada çok ciddi, yani iş başında eğitim gibi olanaklarımız var. KOP eğitimler var. Uzun süreli staj olanaklarımız var. 3,5 yılda üniversiteyi bitiriyor. Bir dönemde bir şirkette çalışıyor. Hem de Türkiye'nin en iyi şirketlerden birinde çalışabiliyor. Yani ne okursa okusun uygulama tarafı eksik kalmasın diye mutlaka sahada. Evet. Bu bahsettiğimiz kısa stajlar değil, eğitiminin bir parçası olarak eğitimin bir parçası önce giriyor. Hatta İşkur gibi desteklerden de yararlanan öğrenciler var. Sonra da beğenilirse genellikle bizim öğrenciler hakikaten henüz mezun olmadan iş bulan çok var. Onları biliyorum. İstihdamı çok merak ediyorlar zaten. Yani mesela şöyle sorular pek duymazdık. Son yıllarda daha da arttı. Ben o bölümü istemeli miyim? Yani hani bu nasıl bir soru yapısı? Yani istiyorum ama istemeli miyim? Doğru mu düşünüyorum ben? Mezun olunca iş bulur muyum? Bu kaygıyı yaşıyor gençler. Tabii doğru, yaşayabilirler. Şimdi bizim üniversite tabii bir vakıf üniversitesi. Bizim vakfımız da çok güçlü bir vakıf. Ama gerçekten bunu o bölgeye, yani tek amacı o bölgeye aslında bir vefa borcu gibi düşünebilirsiniz. İnanılmaz bir şey yani gerçekten. Ben de ilk oraya gittiğimde şaşırdım kaldım. Yani ben de çok büyük bir üniversiteden gittim oraya. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden gittim oraya. ODTÜ'den. Evet ve inanın ODTÜ'den gittim. Oradan emekli olup gittim. Genç yaşında yani oldum. Ve inanın yani ODTÜ'de yaptığımız birçok şeyi ben orada da gördüm. Enteresan bir şey var üniversitede. Ya benim gibi deneyimli ya da az deneyimli, dünyada ve Türkiye'de çok iyi üniversiteleri görmüş öğretim üyeleri var orada. Ve onları burada çok rahat uyguluyoruz. Tamam, o zaman akademik kadronun önemi dedik. Müthiş. Şimdi öğrenciler bu web sitelerine girip bilgi topluyorlar ya, tek akademik kadro hangi alanda çalışmış, nereden gelmiş, aslında bunun izini de sürsün. Tabii. Zaten orada şeffaf bir şekilde var, yani bölümdeki profesör sayısından tutun da çalışma alanlarına kadar var. Bunlar da önemli bir kriter oldu artık değil mi üniversiteleri? Tabii onlar tabii bu öğretim üyeleri bir yandan eğitim verirken, öğrencinin gelişimine katkıda bulunurken bir yandan da araştırmalar yapıyorlar. Ve araştırmalara da biz öğrencilerimizi de alıyoruz. Lisanstan başlayarak alıyoruz bu arada. Diğer büyük araştırma üniversitelerinde olduğu gibi. Aslında biz de bir araştırma üniversite olma yolundayız. Bizim şeyimiz bu. Tabii bizim vakıf kurucularının çok önemli, Türkiye'de çok önemli teknolojik
yatırımları var. Çok önemli. Hı hı. Mesela biz onlarla da hem Ar-Ge hem de istihdam konularında çok yakın çalışıyoruz. Çok büyük bir avantaj bizim için bu. Hı hı. Yani mezunlarımız henüz mezun olmadan bizim kurucu vakfın kurucularının kurucu grupta, Kalyon grupta mutlaka staj iş imkanları çok rahatlıkla bulabiliyorlar. Şimdi şöyle aslında şunu diyoruz adaya değil mi? Nasıl donattığın kendini çok önemli. Evet. O kapıdan içeri girdin. İşte söylediğiniz gibi bu araştırma projelerinde ne kadar yer aldın? Toplumsal gönüllülük faaliyetlerinin bir parçası oldun evet. mu? Farklı disiplinlerden arkadaşlarına bir araya gelip bir öğrenci kulübü içerisinde birlikte bir hareket ettiniz mi? Yani bunlar aslında öğrenciyi farklı kılıp mezun olduğunda da donanımlı hale getiriyor. Tabii tabii yani aslında şimdi bilgi birçok yerde var. Hı hı. İşte biliyorsunuz internette birçok aslında üniversitenin dersleri de var. Ben bile bazen onlara üye olup takip ediyorum. Bu yaşımda bile yapıyorum. Yani yeni konuları öğrenmek için. Ama biz üniversitede çok önemli bir iş yapıyoruz. Eminim başka üniversitelerimizde de var ama çok yaygın değil. Biz hekaton şeyinde yani formatında çok sayıda etkinlik yapıyoruz. Hekaton ne demek? Ne demek? Mesela iki gün süren gece gündüz kampüsü açıyoruz. Gece gündüz çorbası, yemeği, kahvaltısı hepsini Gaziantep Belediyesi bize, Büyükşehir Belediyesi inanılmaz yardımcı oluyor. Diğer ilçe belediyeleri de yardımcı oluyor. Bize bu konularda sponsor oluyorlar. Ve biz örneğin dünyanın en büyük oyun geliştirme şeyini, etkinliğini 3 yıldır orada yapıyoruz. Yani o bölgede yapan aslında tek üniversiteyiz. Ve buraya sadece kendi üniversitemizden değil, her yerden katılımcılar oluyor. Bazen Ankara'dan, İstanbul'dan gelenler de oluyor. Hekaton nedir diye sorarsanız, bakın bu oyunla ilgili. 48 saat uyumadan, tabii ki orada uyuyabiliyorlar, onlara yer de veriyoruz. Battaniye veriyoruz, uyuyorlar. Ondan sonra orada bir birlikte hem insanları tanıyorlar, bir network geliştiriyorlar. Daha sonra belki birlikte çalışacakları öğrencilerle bir arkadaş oluyorlar başka bölümlerden. Hekaton bir problemi kısa sürede çözmek aslında. Yani ne kadar problem önemli veriyoruz. Bir yetkinlik aradığımız ve biz de oraya gidiyoruz, biz de mentoruz. Sadece biz olmuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından uzmanları mentorluk için davet ediyoruz. Son saniyeler. Adaya bir cümleyle bir tavsiye edecek olsanız ama Veysi öğretmen olarak değil, Veysi abileri olarak ne söylersiniz? Benim tavsiyem bir kere o üniversite eğitimi kısa bir eğitim. Uzatmasınlar bunu. Hı. Bu bir. Yani 4 yılsa 4 yıl, bilemediniz 5 yıl. Uzatmayın bence. Tamam. Ne kadar kısa sürede bitirseniz o kadar iyi çünkü. Benim için de öyle. Ne kadar kısa olursa evet. mesaj o kadar iyi hocam. Evet. Saniyeler. Hemen buyurun. Söylüyorum. Ondan sonra da mutlaka iyi bir üniversitede hocalarla yakın çalışabilecekleri bir üniversiteyi seçsinler. Tabii ki orada bölüm önemli, onu da araştırarak gitsinler. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysi İşler bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından sanat eğitimini konuşacağız. Dijitalleşme sanatta farklı alanlara işaret ediyor, onları öğreneceğiz. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Oktay Yalın bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Görkem Hanım. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü sanat eğitimini nadiren konuşuyoruz. Çok tıp konuştuk bu ara, çok mühendislik evet. konuştuk. Dijitalleşme bu bölümleri şöyle dönüştürdü, böyle değiştirdi. Halbuki sanatı da çok çok etkiledi. Şimdi sanat eğitiminde uzaktan eğitim sürecini nasıl yönettiniz diye soracağım ama arkadaşlar şunu merak ediyorlar. Özel yetenek sınavları olacak mı? Online mi olacak? Fiziki olarak mı gerçekleşecek? Evet. Biz bu sene özel yetenek sınavlarıyla ilgili geleneğimizi bozmadık. Hı hı. Gene Ağustos sonuna planladık. Sitemizde bilgiler arkadaşlarımız, adaya öğrencilerimize erişebilirler. 24-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek sınavlar. 28 Temmuz'da sonuçları alan öğrencilerimiz online olarak başvurularını yapabilirler. Hı hı. Yine sınavları pandemi nedeniyle biz hem online hem yüz yüze olarak planlamayı düşündük bu sene. Burada oyunculuk bölümümüz doğası gereği yüz yüze sınavı tercih hı hı. ederken... Oyunculuk bölümümüz sanat tasarım. Sahne sanatları. Sahne sanatları evet. bölümü. Burada sahne sanatları bölümü, oyunculuk ana sanat dalı gene yüz yüze sınav yapmayı tercih edecek. Tamam. Ancak grafik tasarımı, çizgi film ve animasyon bölümlerimiz ise hem online
hem de yüz yüze sınav gerçekleştirecek. Zaten gastronomi ve mutfak sanatlarında özel yetenek sınavı yok. Evet, gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz sözel puanla alıyor. Hı hı. O da sonuçları 28 Temmuz'da belli olduktan sonra adaylarımız tercih döneminde tüm tanıtım programımızda bu anlamda 24'ünden itibaren başlatacağımız için bizzat gelerek çalışacakları mekanları, alanları görmek, hocalarıyla tanışmak, kampüsü tanımak fırsatına erişecekler. Şimdi sanat da çok değişti dedik ya hocam, interaktif sanat. Şimdi cep telefonu elinize alıyorsunuz, bir film çekiyorsunuz, kısa film. İşte o böyle Twitter'dan yazdığınız kısa, attığınız kısa tweetlerle bir hikaye yazıyorsunuz. Onunla yarışmalara giriyorsunuz. Yani bilmiyorum yazar mı oluyor bunu yaparak, onu tartışırız ama bir interaktif sanat söz konusu. Arkadaşların da mezun olduktan sonra artık çalışmak istediği alanlar da bir değişti. Nasıl görüyorsunuz siz bunu? Kuşkusuz tasarımın, yani sanatsal tasarımın gerekse dağıtımın büyük ölçüde bilgisayar ortamında gerçekleşiyor olması, yeni medyanın getirmiş olduğu olanaklar, tabii ki yeni dil arayışları, yeni sanatsal arayışlara bir olanak sağladı. Ama diğer yandan biz sanatın özü itibariyle yola çıkış amacında hatırlamamız gerekirse, Yona Küçüralde hocamızın tabiriyle sanatın temel görevi insana, insanı göstermek. Bu anlamda sanatın kalıcı bir sanat yapıtı olabilmesi için kişiye yeni yaşantı olanaklarını gösterebilmesi, sunması gerekiyor. Bizim sanat anlayışımızda da bu anlamda bu noktayı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ya Baudelaire'in de şeyi vardır ya, işte her çağın kendi duruşu, kendi tavrı vardır. Dolayısıyla bazen böyle geleneksel kuşak, geleneksel eğitimden gelenler bazen küçümseyebiliyor. Hani bu da sanat ürünü mü? O derinleşmeniz gerekir. Hiç bunlar kuşkusuz yüzeysel diyebiliyor. Ama içinde bulunduğumuz teknoloji, yaşam şeklimiz etkilediği gibi sanatı da etkiliyor haliyle. Tabii. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor değil mi? Yani örneğin 20. yüzyıla özgü bir sanat olan sinemayı düşünelim. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde işte gelişen o metropol kentlerin yaşantısı, endüstri devriminin sonuçları ortaya çok yeni arayışlar çıkarttı. Bir avantgard sanat anlayışı çıkarttı. Doğru. Bunlar da hiç kuşkusuz o sanatın dilinin gelişmesinde, olanakların gelişmesinde bize çok kazanımları var. Yine de demin de belirtmiş olduğum için sanatın toplumun ve insanın aynası olması görevi, her şeyin önünde gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi neler duyuyoruz biz böyle tam anlamını bilmesek de, işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar, hani bütün bunlar acaba eğitimlerinde de yansıyor mu çocukların, yani yoksa gerçekten müfredat da aynı hızda değişiyor mu? Çalışma alanları değişiyor dedik, işin mahiyeti değişiyor dedik, eğitimde de bu yenilikleri katabilerek ilerliyor muyuz yola? Hiç kuşkusuz. Her şeyden önce sanatçı da, sanat yapıtı da içinde bulunduğu o teknolojiden, ekonomik ve toplumsal ortamlardan asla soyutlanamaz. Bu anlamda teknolojinin katlanarak gelişiyor olması, bilgi birikiminin katlanarak gelişiyor olması günümüz sanatçısı içinde her anlamda profesyonel yaşantıda yaşam boyu öğrenmeyi, yaşam boyu öğrenme ilkesini kaçınılmaz kılıyor. Bu anlamda biz var olan yurt içi ve yurt dışı bütün programlarla kıyaslamak suretiyle gerek akreditasyon süreciyle yeniden kendimizi gözden geçirmelerimizi yapabiliyoruz. Gerekse akreditasyon süreçlerine katılarak program çıktılarımızın yeniden gözden geçirilmesi, programımızın yeniden gözden geçirilmesiyle sürekli güncelliyoruz. Şimdi şunu da ben çok merak ediyorum. Hep bir uygulamayla iç içe bir alandır. İşte atölye çalışmaları vardır, oyunculuk keza, uzaktan eğitimle oyunculuk eğitimi nasıl olacak mesela? Yani bazıları için bilgisayar ağırlıklı giden bölümler için biraz daha uygun olabilir ama sanat eğitiminde bazı alanlar için hayal bile edemiyoruz. Nasıl yürüttünüz bu süreci? Evet, doğru. Mart ayından itibaren uzaktan eğitim sürecine geçmemiz
hepimiz için yeni bir deneyimin başlangıcı oldu. Ancak üniversitemiz buna 2005'ten bu yana hazırlık yaptığı için ve web tabanlı bir yazılımla tamamıyla canlı sınıf uygulamasını önceden hazırlamış olduğu için biz buna oldukça hızlı uyum sağladık. Açıkçası bugüne kadar zenginleştirilmiş bir eğitim modeli izliyorduk. Yani canlı dersin, yüz yüze yapılan dersin yanı sıra bu web tabanlı programlar sayesinde işte ödevler, iletişim kurma, kaynakları öğrencimize ulaştırma gibi şansa sahiptik. Dolayısıyla bu süreçte de uzaktan eğitime hızla adapte olmamız mümkün oldu. Açıkçası şu oldukça sevindirici ki Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığımızın da yapmış olduğu analiz neticesinde gerek canlı ders uygulaması, gerek çok en yüksek sayıda vakıf üniversiteleri içerisinde birinci sırada uzaktan ders açan üniversite konumuna yerleştik. Bu da bizim için tabii ki bir gurur kaynağı. Şimdi şuna da bir değinmek istiyorum. Anne, ben sanat eğitimi almak istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesini okuyacağım. Mezun olunca ne yapacaksın? İş olanakları nedir? İstihdam alanları nedir? Şimdi ailede, çocukta bir araya gelip haliyle bunları da konuşuyorlar. Sohbet konusu oluyor. Şimdi çizgi film ve animasyon. Baktığımızda Türkiye'de çok sayıda üniversitede olan bir bölüm değil. Ama gastronomi son yıllarda çok konuşulan. Bize biraz bu mezuniyet sonrası alanları da anlatır mısınız hocam? Tabii ki. Öncelikle meslek seçiminde profesyonel hayata atıldığımızda ne kadar kazanacağımız dan ziyade mesleği ne kadar sevdiğimiz, yaşam boyu onu tutkuyla sürdürüp sürdüremeyeceğimiz, hatta bırakın yaşam boyu bu mesleği yapmak, eğitim süresi boyunca dahi onun gerektirdiği güçlüklere katlanıp katlanamayacağımızı iyi düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki ailelerin tavsiyeleri, çevremizden aldığımız tavsiyeler, bunların hepsi önemli ama her şeyden önce adaylarımız bu kararı kendi vermeleri, çünkü kendi yaşamlarıyla ilgili çok önemli bir karar veriyor olacaklar. Biz ancak çok sevdiğimiz ve inandığımız bir işte başarılı olabiliriz. Dolayısıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gelen öğrencilerimiz öncelikle ben bu mesleği yapmazsam var olamam, hayatta kendimi ifade edemem, kendimi gerçekleştiremem diyen öğrenci adaylarımız oluyor çoğunlukla. Dolayısıyla birinci etapta bu eğitim süreci onların kendilerini keşfettikleri, geliştirdikleri bir süreç. Tabii ki bizim çizgi film animasyon bölümümüz Türkiye'de ikinci, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk açılan bölüm. Dolayısıyla 16 yılını geride bıraktı. Diğer yandan grafik tasarımı en eski bölümlerimizden. Sahne sanatları, oyunculuk an sanat dalımız. Bunlardan mezun olan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Daha öğrencilik yıllarında çok önemli uluslararası ve ulusal başarılara imza atıyorlar. Ve bence tutkuyla bu alana yönelen genç adaylarımızın Maltepe Üniversitesi'nin kendilerine sağlamış olduğu olanaklarla kampüs içerisinde uygulama yapabilecekleri mekanlarla bizim kampüsümüz içerisinde örneğin gastronomi öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri 5 yıldızlı bir otelden işte 7000 kişilik bir amfiteyatra ve profesyonel film çekimlerinin yapıldığı stüdyolara kadar birçok olanak var. Dolayısıyla profesyonel yaşamda karşılaşacakları her türlü olayı orada simüle etme, tecrübe etme şansları oluyor. Uygulama da çok önemli dedik. Evet. Yine döndük dolaştık, uygulamanın altına çizdik. Şimdi bütün bunlara ilgi duyup, yani ben bunlarla ilgilenmezsem yapamam hissi olsun dediniz. Yani işte sinema mı kaldı? Dönüştü. Yok artık o eskidenmiş sinema eğitimi almak. Bilerek sinema örneğini verdim. Sizin kendi alanınıza doğru şöyle bir sizi çekmek istiyorum. Çünkü demesin her dönemin kendi araçlarıyla bunu icra edip bu mesleğin içinde yer alabilir.
Yani bir sinemanın bitmesi söz konusu olabilir mi? Olmaz. Sadece içinde bulunduğumuz duruma, kültüre, yapıya göre değişebilir bu üretimler. Değil mi hocam? Kesinlikle. Böyle baksın o zaman. Kesinlikle. Hı-hı. Biraz önce de belirttiğim gibi günümüzde sanatsal üretim büyük ölçüde tasarım ve dağıtım unsurları bilgisayar ortamına kaymış durumda. Bunlar da bizim yaratıcılığımızı besleyecek yeni olanaklar. Ama sanatın özü her zaman, demin de belirtmiş olduğum gibi, insanı insana göstermek, insana yeni olanaklar göstermek ve bizim bu yaşadığımız savaşlar, pandemiler ve bunun gibi felaketler buna sanata ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha bize hatırlatıyor diye düşünüyorum. Şimdi sanatla ekonomi de mesela çok iç içe. Sanatın da buluştuğu pek çok disiplin var. Şimdi bakıyorsunuz sanal müzeler, galeriler, değil mi? Online ortama taşındı. Bütün bunları aslında bu üretilen sanat eserlerini uluslararası hale getirmek için işte küratörler vesaire baktığımızda farklı disiplinlerle bir araya gelip üretilen çalışmalar da çok kıymetli. Buna nasıl bakıyorsunuz? Önemsiyor musunuz? Ders müfredatında sanat eğitimi alan bir öğrencinin biraz bunları bilmesi de sizce gerekir mi? Kesinlikle. Biraz önce söylediğim gibi sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, toplumsal, teknolojik koşullardan bağımsız olması düşünülemez. Dolayısıyla saydığımız bu bütün gelişmeler günümüzde özellikle pandemi sürecinde pek çok sanatsal etkinliğin sana ortama, online ortama taşınmasına sebebiyet verdi. Ve belki de uzun yıllardır insanların belli bir ücret ödeyerek izlediği film festivalleri, hepsi ücret ödeyerek girdiği müzeler bir anda açıldı. Sanıyorum bu pandemi süreci bize bu anlamda pek çok şeyi öğretti, pek çok şeyi hatırlattı. Sanatın nasıl karşılıksız bir paylaşım olduğunu ve insanların böyle dönemlerde sanatla beslenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi diye düşünüyorum. Tamam. Artık son dakika. Adaya tekrar söyleyelim. Özel yetenek sınavları online'da yapılabilecek. Tarihleri üniversitelerin web sitesinden takip etsin. Ağustos ayı dediniz, değil mi? Evet. Ağustos ayında 24-27 tarihleri arasında adaylarımız online ya da yüz yüze sınavdan birini tercih ederek katılabilecekler. Koşul neydi? 150 puanın? TYT 150 puan almış olması gerekiyor adayımızın. Yine engelli adaylarımız bunu belgelendikleri takdirde onlar 100 puanla da katılabiliyorlar. Onlar için ayrı bir özel bir sınav yapıyoruz. Tamam. Dolayısıyla 24-27 tarihleri arasında yüz yüze ya da online olarak adaylarımızı bekliyoruz. İkisi de mümkün. Evet. Tıpkı tercih günleri gibi hem yüz yüze hem online ortamda üniversiteler kapılarını açtılar. Şöyle de bir olanağımız var. Biz web tabanlı bir program kullandığımız için adaylarımızın herhangi bir program yüklemesi gerekmiyor. Onu keşfetmesi gerekmiyor. Doğrudan gönderdiğimiz linke tıkladıklarında kendilerini sanal sınıfta buluyor olacaklar ve bir moderatör onları yönlendirecek. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Oktay Yalın bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Gerçekten zorlu bir maraton. 14 Ağustos'a kadar tercih günleri devam edecek. Şu an çoktan kafanızda şekillenmeye başladı. Hangi şehir, hangi bölüm, hangisini seçsem. Biz de burada kafanızı belki biraz daha karıştırarak sürece katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yarın yine yolun başındayken de buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.